Kaçın sevda beni, kaçamam. Tutsamam kapalı kaçış yolu. Delice bir sevda, delice bir tutku bu. İçimde yüreğimde korkusu. Öylesi sardı ki bu hırçın sevda beni. Nerede karşıya kal? Haydi ara beni, sor beni, yorma beni, sar beni ya. Sevda ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağladı ya. Kalbim sana dur, senin için deli gibi atıyor ya. Beni bir koynuna alıversen ne olur ya. Haydi ara beni, sor beni, yorma beni, sar beni ya. Sevda ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağladı ya. Akşamlar. Benim için çok özel bir gece çünkü 25 Eylül 1996 ilk konserim Karşıyaka'dadır, biliyor musunuz? Ve ilk söylediğim şarkıdır bu. Siz var mıydınız? Yoktunuz. Harika. Burada olmak tekrar çok çok güzel. Prodüksiyon büyüktü, o yüzden büyük orkestra getirdik. Orkestraya şöyle bir kocaman alkış alalım mı? Ben dedim tanker getirin, yani orkestra büyük, anca sığabildiler. İnşallah bu akşam çok güzel, çok keyifli bir gece geçireceğiz. Biraz benim şarkılar, biraz benim sevdiğim şarkılar, biraz siz söylüyorsunuz, biraz biz söylüyoruz. Böyle harika bir gece geçireceğiz, anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık şarkı. Şunu yapacağız. Atıyor ya.
sar beni ya. Sevda ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağladı ya. Kalbim sana dur, senin için deli gibi atıyor ya. Beni koynuna alıp sen olur ya. Hemen söyleyeyim. Bende tavuk karası var. Yani zaten güneş batmak üzere, sizi göremiyorum. Ne işiniz var oralarda? Gelsenize böyle. Vallahi göremiyorum. Ciddi göremiyorum ve aramıza da bir deniz sokmuşlar. Ben yüzerek geleceğim ama yüzmek de zor. Yaklaşabilirseniz çok sevinirim buraya doğru. Buraya gelsenize. Peki. Şu ellerimi sallayalım, hava soğuk ya. Bir kaldıralım şöyle. Üçlü yapıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Karanlıktan aydınlığa bilmem nasıl çıkar bu deli sevda. Sen dünyanda, ben dünyada bilmem nasıl unutursun. Deme bana, unutmak mümkün değil. Sen dünyanda, ben dünyamda, bilmem nasıl geliriz yan yana. Sen bir adım gelsen, ben sana koşarım. Sen bir sevsen, yüreğimden taşarım. Yanına gelemem. Gelemem, gülemem, göremem, zor gelir taşımam. Unutup gidemem, gidemem, silemem, mesemem, başını unutmam. Yanına gelemem, gelemem, gülemem, göremem, zor gelir taşımam. Unutup gidemem, gidemem, silemem, mesemem, acıdır, acıdır unutmak, acıdır. Yavaş yavaş yukarıda. Karanlıkta aydınlığa bilmem nasıl çıkar bu deli sevda. Gidemem, gidemem, silemem, mesemem, acıdır unutmam.
göremem, gülemem, göremem, zor gelir taşıma. Unutup giremem, giremem, silemem, mezemem, acıdır, acıdır unutma, acıdır unutma. Çok teşekkürler. İşin kötü tarafı şu. Bütün şarkıları, bu şarkıları yazdığım kız karşıya kalı. Vallahi. Evli artık ama yani. Dedim ki gelecek misin? Gelirim ama arkalarda dururum dedi. Sorun şu, daha ne kadar arka? Ya bunun arkası Menemen herhalde falan. Öyle bir durumdayız. Yapılacak bir şey yok. Buradaysan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıları yazdırdığın için diyorum. Ona bir alkış alalım en azından. O dönem hakikaten zor bir dönemdi ve geberiyoruz şeyden, parasızlıktan ve zor yaşıyorum. Firma bana bir otel ayarladı ve otelde kalıyorum. Nasıl da bir kavga ettiysek Allah'ım barışmak için bir şey yapmam gerekiyor. Ve bir şarkı yazdım. La minörle başlayan. Dedim ki senden uzak, senden uzak bir otel odasında şimdi yalnızım. Anlamı yok, anlamı yok, dost olmuyor başucumda duran kitabın. Sonu gelmez, sonu yok, ucu yok, dibi yok, bir hasret girdabındayım. Gel desen, sensiz geçen günlerde aramanı bekledim.
başlar. Başlar. Anla beni yaz aşkım. Gün sensiz başlayıp sensiz batacak. Yaşanmak istenenler hep yarım kalacak. Bunu benden isteme. Başlamam, biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe. Şarkı böyle mi bitiyor? Başlarım biteceğini bile bile bu aşka başlarım. Hem seni hem de kendimi ateşe atarım.
kul bana ilk tek son son aşkı. Çok teşekkürler. İkinci söylediğim şarkı da buydu burada. Devamını söyleyemedik çünkü orkestra yoktu. Böyle komik bir şey. Hayatımda unutamayacağım bir şey çünkü o kadar kalabalıktı ki iki tane playback yaptım ve utandım. Sonra gitar aldım elime bir tane. 25 bin kişiye sadece şunu söyledik. Mi minör çalar mısın? Bir tek gitarla yapalım. Ellerimle büyüttüm, solarken dirildim. Çiçeğimi kopardın sen. Çiçeğimi kopardın sen. Dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun. Sevdiğimi son bir olsun yakından görürüm. Barış abiye de buradan bir selam gitsin. Yıldızlara doğru. Çok sık gelemiyorum İzmir'e. Geldiğim zaman da o kadar hızlı gidiyor geliyor gidiyor geliyor ki çoğunlukla arkadaşlarım bana küfür ediyor yani. O da döndüğümde mesaj olarak ya da arıyorlar. Gelmişsin anamadın diye. Yine öyle oldu ama o kadar kıymetli insanlarla tanıştım ki. Çevremizi saran bir umutsuzluk var. Hiç itiraz etmiyorum. Ama umutsuzluğa rağmen çok iyi şeyler yapan dostlarla tanıştım. Her şeyden önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdiği için Aziz abimize. Sonra bizi burada ağırlayan Hüseyin abiye bir teşekkür ederim. Karşıyaka Belediye Başkanımız burada değil mi? Gözüküyor ki. Başkanım çok sağ ol. Müthiş adamsın. Dün de Bornova'daydım. Allah'ım bu kadar mı cıvıl cıvıl her taraf böyle neşeli. Muhteşem bir başkanla tanıştım ve eşiyle Olgun Başkanım ve çok kıymetli eşi Hikmet Hanım. Sonra dedim ki İzmir gerçekten emin ellere emanet. Çünkü yolda giriyorlar, herkesin derdini dinliyorlar, not alıyorlar, düzeltiyorlar, yapıyorlar. Başkanım hanımefendiyle tanışmadım ama Hüseyin Başkanım. Hanımefendi. İzmir kadının güzelliği ve asaleti böyle temsil ediliyor. Ben onu görmek müthiş keyif. Diyoruz ki her şeyi yapın. Başkanım da dün Olgun Başkanım'la otururken ufak bir kızı var. Nasıl mutsuz? Çünkü baba ilgilenemiyor. O geliyor, bu geliyor. Kızım diyor yanağını okşuyor, gidiyor, geliyor. Ve dedim ki ya ne zor işiniz var. Çünkü aşkla, gönülle geldiğiniz işte yanınızdaki insanlar biraz kıskanmaya başlıyor. Çok zor iş. O yüzden çoğu zaman bu aşk devreye girdiğinde memleket aşkımı, aile aşkımı hepsi bir araya karışıyor ama mühim olan da şu, aşktan söz etmek. Aşktan söz ettiğin zaman hayat daha güzel diye düşünüyorum. Doğru mu? O zaman bakalım hatırlayan var mı? Sarmışsın çoktan, çoktan esir etmişsin beni kendine. Fikrimin ufkunu sarmışsın çoktan, çoktan esir etmişsin beni kendine. Bana biraz aşktan söz et, bana biraz senden söz et. Bana biraz aşktan söz et, bana biraz senden söz et.
Sonsuz bir sevgiyle bitmeyecek bir aşka seni bana çağırıyorum. Sınırsız bir sevgiyle bitmeyecek bir aşka seni bana çağırıyorum. Bana biraz aşktan söz et, bana biraz senden söz et. Bana biraz aşktan söz et, bana biraz senden söz et. Oyalama beni, tekrim sesiniz gelirse hep beraber söylemek sizde. Bana teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tango yapan var mı aramızda? Şu en soldaki çift, en öne oturdunuz ya. Cezalısınız. Tüm tüm. Küçücük bir hikaye. Yıl 1965. TRT dünyanın abuk subuk yarışmasını açmış. Altın toplu iğne şarkı sözü yarışması. Yani Türkiye'de henüz şarkı yazılırken böyle bir yarışma açıyor. Ve yarışmayı Ankara'dan Yaşar Güvenir diye biri kazanıyor. Buraya kadar her şey normal. İki ay sonra Zeki Müren Yaşar Güvenir'i arıyor. Şaşırıyor. Koskoca Zeki Müren. Buyurun diyor. Yahu diyor, ben bayıldım şarkı sözünüze. Bana da bir ilham geldi. Üstüne beste yaptım. Müsaade ederseniz bir plakta okumak isterim diyor. Gökteki Zeki Müren Ankara'daki Yaşar arıyor. Hayır var mı? Mümkün değil. Ve Zeki Müren hakikaten bir plakta okuyor. YouTube'da bulabilirsiniz. O kadar kötü ki. Zeki Müren tarihinde bir ilk. Hiç satmıyor. Yani milyon, yüz bin, on bin, bin değil. Annesi bile almıyor. Ve Zeki Müren'in morali fena halde bozulup Bodrum'a taşınıyor. Aradan bir yıl geçiyor. 66 yılı İzmirli Taş Bebek. Filmlerin siyah beyaz, filmlerin gönül yazar. Yaşar Güvenir'i arıyor. Diyor ki Zeki Bey, bu işi biraz berbat ettim. Müsaade ederseniz ben sizin bestenizde söylemek isterim diyor. Gökteki gönül, aşağıdaki Yaşar'ı. Hay hay diyor. İlk plağı gönül yazarın ve 250 bin satıyor. Altın plak alıyor. Zeki Müren bu olaydan sonra Bodrum'a yerleşmeye karar veriyor. Aradan 3 yıl geçiyor. Başka bir İzmirli, Yaşar Güveni'nin asker arkadaşı Tanju Okan diyor ki ya bu şarkı eskidi, bir de ben söyleyeyim. Hay hay diyor. 400 bin satıyor, altın plak. Zeki Müren Kos'a kaçmaya karar veriyor. Aradan bir yıl geçiyor. Ya nasıl olsa eskidi bu şarkı deyip Yaşar Güvenir söylüyor. 750 bin satıyor, altın plak. Ersan Erdur'a söylüyor, 800 bin altın plak. Aklınıza gelebilecek herkes söyledi. Ben de heveslendim hani. Çıkar mı diye girdik stüdyoya, tam bitecek. Aranjörü de burada, Soner Kıvanç. Bir alkış alalım. O ara menajerim girdi stüdyoya. Abi dedi dur, ne oldu dedim. Kötü bir haberim var dedi. Ne oldu dedim. Artık dedi altın plak verilmiyormuş. Dedim çeyrek altın 220 lira deli misin dedi. Dedim ne yapacağız, şarkı bitti. Alkışlarlarsa söyle, yoksa boş ver dedi. Sensiz saadet miymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın
yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel de sen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel de sen gelemem ki. Pardon da altın planda gözünüz mü var? Süper söylüyorsunuz. O zaman siz söylüyorsunuz. Seni uzaktan sevmek. Belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli arasın. Bak o zaman resmime, benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap varamaz ama ağlar yandı. İçlerde kalan bir avuç sana şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsan, bak o zaman resmime, benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama avuç sana şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. İzmir söylüyor. Yeah, 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 yeah.
kuru akan yaşlarım.